Kanalıma hoş geldiniz. Huawei P8 Lite. Arka kamera nasıl değişiyor onu sizlere paylaşacağım. Cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı sökmek için dikkatli bir şekilde şöyle bir aparatta kenarlardan aralayarak arka kapağı söküyoruz. Arka kapak bağlantısı herhangi bir cıvata yok. Sadece tırnak tutuyor. Kasada geçmelidir. Bunlara dikkat ediyoruz. Tırnaklar kırıldığı zaman yeni kapak almak zorunda kalırsınız. Bilginiz olsun. Dikkat ediyoruz. Arka kapağı şu tırnakları görüyorsunuz. Kasada geçmelidir. Bunlar kırıldığı zaman yeni kapak almak zorunda kalırsınız. Bilginiz olsun. Yıldız tornavidayla cıvataları söküyoruz. Çünkü anakartı sökmeniz gerekir. Kameraya bakmak için. Kamera açtığınızda hiçbir görüntü gelmiyor. Siyah bir ekran geliyorsa büyük ihtimalle yerinde çıkmıştır kamera soketi. Bilginiz olsun. Ama mavi renklerden ekrana geliyorsa kamera girdiğinizde kameranın değişmesi gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Yani şu soketi de çıkarmanız gerekiyor. Şu koruma aparatı. Şu siyah korumayı da çıkarıyoruz. O da power tuşun üzerindeki koruma aparatı. Şu soketleri de çıkarıyoruz yerinden. Evet, şu koruma aparatı da çıkarıyoruz. Batarya soketin ve ekran soketin üzerindeki korumayı da çıkarıyoruz. Şöyle. Ekran soketi çıkarıyoruz. Batarya soketini dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. Zarar vermeden. Ha, batarya sökmenize gerek yok. Sadece filmi sokete çıkarmanız yeterlidir. Bilginiz olsun. Bir de anakartı çıkarmak için sim yuvaları çıkarmanız gerekiyor. Kendi iğnesiyle söküyoruz. Ayrı ayrı koymanız gerekiyor. Çünkü onlar standart değil. Bilginiz olsun. Evet, şöyle dikkatli bir şekilde anakartı çıkartıp kameralara bakabiliyorsunuz. Evet, anakartı söktükten sonra her iki kameraya da bakabiliyorsunuz. Bazen yerinde çıkıyor. Şu şekilde sök tak yapın. Eğer hala sorun devam ediyorsa o zaman parça değişimi yapın. Bu arka kamera ikisi de soketlidir. Bazen yerlerinde çıkıyor. Bir de çıkardıktan sonra yumuşak bir diş fırçasıyla şöyle temizleyerek ufak bir tozda bile etkilenebiliyor. Kamera soketleri entegresi çok hassastır. Bunu dikkate alın. İşte şu an taktım. Hemen ön kameraya da bakıyorum. Her iki kamerayı da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Zaten video paylaşırken böyle bir başlık atacağım. Huawei P8 Lite kameralar nasıl değişiyor? O başlık atacağım. Yani hangisi bozuksa ikisini de görme imkanınız olsun diye.
Ve şöyle gördüğünüz gibi kameralar bu şekilde değişiyor. Önde bir toz varsa ve ince bir şeyle fazla zarar görmeden, çünkü mercekler çabuk tozlanıyor, bilginiz olsun. Yere koyduğunuzda bile dikkatli bir yere koymanız gerekiyor. Şu anda anakartı tekrar yerine takıyorum. Takarken filmlere dikkat ediyoruz. İlk önce şu kısmı takıyoruz. Kulak jar girişinde takarak şu filmlerin altına girmemesi için şunları ayırıyoruz kenara. Şöyle. Ekran soketi de şöyle çıkarıyoruz. Gelelim power tuşuna. Power tuşu da çok hassas filmli olduğu için onu da böyle kurtarıyoruz buradan. Batarya yerinde çıkarmanıza gerek yok. Şu anda ekran soketi takıyorum. Batarya soketini de yerine takıyorum. Power tuşu da kontrol ediyoruz. Şöyle esnekliği olup olmadığını kontrol ediyoruz. Çünkü kenara kısıldığı zaman film zarar görür. Zarar görmemesi için dikkat etmelisiniz. Hani kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmayalım. Evet, şu koruma aparatı da takıyoruz. Şu şekilde. İlk önce onu takıyoruz. Yerine çıtladıktan sonra hemen buzzer'ı da yerine takıyoruz. Buzzer'ı takarken dikkat ediyorsunuz. Çünkü şu kısım mıknatıslı olduğu için civatalar yapıştığı zaman ekranınız zarar görür. Ona da dikkat edelim. Şöyle takıyoruz. Yuvalar hepsi yalama olmuş. Bu da ekranla alakalı. Ekranın iç kısmında soket yuvaları var. Civatalarını takmak için. Onlar yalama olmuş. Bu da tam oturmuyor yerine. Power tuşu, ses kısmı artı tuşun koruma aparatı da yerine takıyorum. Hemen kameralarını da yerine takıyorum. Yerine çıkmaması için. Evet, Huawei P8 Lite arka kameralar. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Evet, şimdi de arka kapağı takıyorum. Arka kapağı takarken dikkatli takıyoruz. Tırnaklar kırılmaması için acele etmeden takıyoruz. Sim yuvaları da takıyoruz. Sim yuvaları standart değildir. Bunları koyarken ayrı ayrı koymanız gerekiyor yere. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.